Evet arkadaşlar, bilgi sarmaldan güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. Şekilde bayrak direğine asılı eşkenar dörtgen biçimindeki Türk bayrağı verilmiştir. AE 6 birim, BE A, E'ye dik olarak verilmiş, nokta nokta verilmiş burası BC'nin C'nin devamı olarak. A ile C noktaları arasındaki en kısa mesafe 10 birim olduğuna göre bayrağın bir yüzünün alanı kaç birim karedir demiş. Eşkenar dörtgen biçiminde bir bayrak var burada. Şu A'dan C'ye birleştirdiğimizde 10 geldiğini görüyoruz. Aslında orada bir AEC üçgeni oluşuyor arkadaşlar. Şöyle çizersek. Burası A olsun, burası E, burası C olsun. A, C 10 olduğu verilmiş arkadaşlar. A, E'miz 6 birim. Pisagor yaptığımızda burayı kaç bulacağız? 8. Bakın şuradaki EC uzunluğunun tamamı 8'miş. Ben buraya x dersem buraya ne kalacaktır? 8 eksi x kalır. Eşkenar dörtgen olduğu için şuradaki AB uzunluğunun da 8 eksi x olması gerekir. E AE'mizin de 6 olduğunu biliyoruz. Şurada Pisagor yaparak x'i bulabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. 6'nın karesi artı x kare eşittir. 8 eksi x'in karesi yani 64 eksi 16 x artı x kare gelmiş olacaktır. Bunlar gider 36 64'ten 36 çıkarsa 28 eşittir 16 x'ten her tarafı 16'ya bölüp sadeleştirirsek x'imiz 7 bölü 4 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. x'i 7 bölü 4 olarak bulduk o zaman 8 eksi x'imiz ne yapar? 8 eksi 7 bölü 4'ten 25 bölü 4 yapar. Eşkenar dörtgenimizin alanı bir kenarı çarpı oraya inen yükseklikti. Buradaki kenarımızı 25 bölü 4 bulduk. Yüksekliğimizin de buradan 6 olarak geldiğini görüyoruz. Burası 6 birimse şuradan çizdiğimiz yükseklik de 6 birim olacaktır. O zaman eşkenar dörtgenimizin yani bayrağımızın alanı 25 bölü 4 çarpı 6'dan sadeleştirme yaparsak 3, 2, 75 bölü 2 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabın B şıkkı olması gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar iyi çalışmalar diliyorum. Acil yayınlarından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. Kenar uzunlukları 7 birim ve 12 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir fotoğraf çerçevesine birbirlerine ve çerçevenin kenarlarına eşit uzaklıkta kalacak şekilde eş kareler şeklinde ay ve yıldız fotoğrafları yerleştirilmiştir. Buna göre fotoğraflar dışında çerçevenin boş kalan kısmının alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Şurası bizim için önemli. ...birbirlerine ve çerçevenin kenarlarının eşit uzaklıkta kalacak şekilde. Yani mesela biz şuradaki uzunlukları şöyle işaretlesek arkadaşlar... ...şuraya biz e, x kadar dersek şuradaki uzunluğu ne kadar gelmesi gerekiyor? x kadar. Şuradan şöyle çizdiğimizde buradaki uzunluk x kadarsa... ...bunların hepsi dik olacak yani şöyle uzaklık olduğu için. Şuradaki uzaklık da x kadar olacak. Burası da x kadar gelmiş olacak arkadaşlar. Bunlar da eş kareler şeklindeymiş. Bunlardan bir tanesinin kenarını da arkadaşlar biz ne demiş olalım şu şekilde? Y demiş olalım bir tanesinin bir kenarı Y gelsin. Şuranın biz kaç birim olduğunu biliyoruz? 7 birim olduğunu biliyoruz. X buradan X buradan Y de şunun bir kenarı gelecek. 2X artı Y'nin kaç geleceğini söylemiş oluruz? 7 geleceğini söylemiş oluruz. Aynı mantıkla X buradan X buradan X buradan 3X yapar. Y buradan Y buradan 2Y. O zaman 3X artı 2Y'nin de arkadaşlar 12'ye eşit geleceğini söylemiş oluruz. Buraya da 12 yazalım. Şurayı eksi 2 ile çarpıp altına yazalım. Eksi 4x eksi y eşittir. Eksi 14 gelir. Topladığımızda bunlar giderse x'imiz buradan 2 birim olarak bulunmuş olur arkadaşlar. x'imiz 2 şurada yerine yazdığımızda y'imizde kaç olarak bulmuş oluruz? 3 olarak bulmuş oluruz. Bize demiş ki fotoğraflar dışında çerçevenin boş alanı. Bütün alanımız 7 çarpı 12'den 84. Fotoğraflardan bir tanesinin bir kenarını yani y'yi 3 üç bulduk. 3'ün karesinden bir tanesinin alanı 9 gelecektir. 9 da buradan geleceği için arkadaşlar ee, kaç gelmiş olur yani? 18 gelmiş olur buradakilerin alanları toplamı. 84'ten de 18'i çıkartırsak aradığımız şu boşluk alanların toplamını 66 birim kare olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. Arkadaşlar merhabalar. Orijinalin denemelerinden güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. Olimpiyatlarda ilk 3 dereceye giren sporcuların ülke bayrakları tören sırasında göndere çekilir. Şekil 1'de bayrakları direğe bağlayan iplerin uzunlukları sırasıyla 50, 25 ve 15 santimetredir. İplerin direğe bağlı olduğu noktaların tören alanının zeminine olan uzaklığı 120 santimetredir. Tören için bayraklar şekil 2'deki gibi bir miktar yukarıya çekildiğinde ABC noktalarının ve bayrakların ipe bağlı olduğu noktaların zemine olan uzaklıkları toplamının ortalaması 120 santimetre oluyor. Buna göre bayrak direği tören için kaç santimetre yükseltilmiştir? Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Hani diyelim ki bir topluluktaki... Ee, insanların yaş ortalaması 25 olsun, 3 yıl sonra bu topluluktaki yaş ortalaması 28 olur. Neden? Herkes 3 yaş büyüdüğü için geçen yıl kadar ortalamamız da artmış olur. Aynı mantıkla burada düşünebiliriz. Mesela diyelim ki e, burada e, bahsedilen mesafelerin ortalaması 50 cm ise her biri 10 santimetre yükseltildiğinde ortalama 60 santime çıkmış olacaktır. Onun için hiç şuraya kafa yormadan biz şuraya üzerinden sorumuzu çözebiliriz diye düşünüyorum. Normalde şuradaki iplerin uzunlukları 50, 25, 15'miş. Yani şurası 50, şurası arkadaşlar 25, buranın da kaç olduğunu biliyoruz 15. A'dan yere kadar olan mesafe 120 idi arkadaşlar. Yani şurası kaç gelmiş olacak o zaman? 120. B'den yere kadar olan mesafede 120. C'den yere kadar olan mesafede 120. Şimdi e, tam şu bağlı oldukları noktaların uzaklıkları lazım bize. 120 eksi 50'den burası 70 gelir. 120 eksi 25'ten burası 95 gelir. 120 eksi 15'ten burası da 105 gelmiş olacaktır. Biz buradaki ortalamayı bulalım. Bu ortalamamızla yeni ortalamamız olan 120'yi karşılaştırdığımız anda sorumuzu çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Buradaki ortalamaları bir hesaplayalım. Zaten A'nın buraya uzaklığı, B'nin buraya uzaklığı, C'nin buraya uzaklığı 3 tane 120'den toplam 360 santimetre. Burada bir 70'imiz var. 95'imiz 105'imiz var. 270 gelecek. 360 artı 270'den kaça ulaşmış oluyoruz? 630'a. 6 tane uzaklık topladık biz. A'nın uzaklığı, B'nin uzaklığı, C'nin uzaklığı. 70, 95, 105. 6 uzaklığın ortalama uzaklığını bulmak için bunu kaça böleceğiz? Biz 6'ya böleceğiz. 6'ya böldüğümüzde 105 santimetre geldiğini görüyoruz. Şu anda şu ikinci kısımda bahsi geçen uzaklıkların ortalaması 105 santimetre. Belli bir miktar yukarıya çekilmiş bunların hepsi. Hepsi aynı miktarda yukarıya çekilmiş. Yani hepsinin yere olan uzaklıkları aynı miktarda artmış. Bu durumda ortalamamız da aynı miktarda artacaktır. Peki 105 olan ortalamamız kaça çıkmış? 120'ye. Demek ki her birisi 120 eksi 105'ten 15 santimetre yukarıya çekilmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımızın 15 olması gerekir. Bayrak direğimiz 15 santimetre yükseltilerek ikinci konumuna getirilmiş arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar. Metin yayınlarından güzel bir soru sizler için çözmeye çalışacağız. Şekildeki gibi yan yana sıralanmış aralarında birer metre mesafe olan bayrak direklerinden rastgele ikisi seçilip bu direklerdeki bayraklar değiştirilecektir. Buna göre seçilen iki direk arasındaki uzaklığın 4 metreden az olma olasılığı kaçtır? Öncelikle tüm durumlarımızı hesaplayalım. 10 tane bayrağımız var. Herhangi ikisini seçip yerini değiştireceğiz. Onun içinden kaç farklı bayrak ikilisi seçebiliriz? Bunu hesaplayalım. Onun ikilisinden 10 çarpı 9 bölü 2 çarpı 1 yani 45 durum gelmiş olacaktır arkadaşlar. Şimdi bizim istediğimiz durumları bakalım. Ee, öyle bayrak direkleri yakalayacağız ki aralarındaki mesafe 4'ten az olacak. Zaten birer metre birer metre dizilmiş. Yani aralarındaki mesafe 1 metre, 2 metre, 3 ya da en fazla zaten kaç metre olabilir arkadaşlar? 9 metreye kadar çıkabilir çünkü bir, birinci bayraktan onuncu bayrağa kadar 9 tane şöyle arada boşluk gelecektir. Hep mesafelerimiz tam sayıdır. Biz 4'ten az olacaksa ya aralarında bir metre mesafe bulunan ya 2 metre mesafe bulunan ya da 3 metre mesafe bulunan bayrakları arıyoruz. Peki iki bayrağın arasında bir metre mesafe bulunması için nasıl bayraklar olması gerekir bunların? Aslında ardışık bayrak direklerindeki bayraklar olmaları gerekir. Çünkü ardışık iki bayrak direği arasındaki mesafe bir metredir. Burada kaç tane ardışık bayrak direği var ona bir bakalım. E, ee, mesela birinci direk ve ikinci direği seçebiliriz. Bu durumda arkadaşlar aralarındaki mesafe 1 metre gelir. 2 ile 3'ü seçebiliriz. Yine aralarındaki mesafe 1 gelir. Böyle böyle en son 9 ve 10. direği seçebiliriz. Aralarındaki mesafe 1 metre gelir. Kaç tane iki, ikili yakaladık buradan? En başta bakın 1 ile başladık. 9 ile bitirdik. Dolayısıyla 9 tane böyle ikili yakaladığımızı söyleyebiliriz. Aralarında 1 metre mesafe bulunan 9 tane bayrak varmış burada arkadaşlar. Bayrak ikilisi varmış aralarında 2 metre mesafe bulunanlar yine en baştan düşünelim bence bunlar da mesela 1 ve 3 olacaktır ilki 1 ve 3 olabilir yine buraya yazalım daha sonra 2 ve 4 olabilir. Aralarında 2 metre mesafe gelir. En son 8 ve 10'a kadar gitmiş oluruz arkadaşlar. 9 ve 11 diyemeyeceğimiz için en son 8 ve 10'da kesmiş oluruz. 1'den başladık yine 8'e kadar gittik. Bu sefer arkadaşlar 8 farklı ikili yakalamış olduk. Aralarında 2 metre mesafe bulunan. Aynı mantıkla aralarında 3 metre mesafe bulunan ilk ikilimiz 1 ve 4 olacaktır. 1 2 3 4 bakın 1 metre 1 metre 1 metre toplamda 3 metre mesafe yapar. İkinci ikilimiz 2 ve 5 olacaktır. Bir sonraki arkadaşlar kaç gelecektir? 3 ve 6. Bu şekilde en son 7 ve 10'a kadar gideriz. 7. direk ile 10. direk arasında da 3 metre mesafe olduğunu söylemiş oluruz. Bakın yine 1'den başladık. 7'yi yazdık en son. O zaman buradan da 7 tane aralarında 3 metre mesafe bulunan bayrak ikilisi yakalamış olduk. Toplamda baktığımızda 9, 8, 7 daha 24 tane bizim istediğimiz mesafeyi sağlayan bayrak ikilisi yakalamış olduk. Toplamda 45 farklı ikilimiz vardı. Bizim istediklerimiz 24 farklı ikili oldu. O zaman aradığımız olasılığında 24 bölü 45 olması gerekir. 3 ile sadeleştirirsek aranan olasılığı 8 bölü 15 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar.